Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı tantuni tarifi ile geldim. Malumunuz tantuni sokak yemeklerinde en çok sevilen, en çok tercih edilen, en pratik yemeklerden birisi ve bir o kadar da lezzetli. Ben bu tarifi evimde çok lezzetli, aynı şekilde, aynı lezzeti yakalayarak çok fazla yapıyorum ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Tavuk tantuni arkadaşlar, ev yapımı tavuk tantuni. Ben hemen size göstermeden önce ön hazırlığımı yaptım. Gördüğünüz gibi tavuk göğsümden şöyle minicik minicik, hatta böyle gösterebilirim. Şu şekilde çok küçük parçalar halinde, minik böyle bir leblebi tanesi kadar küçük olacak şekilde tavuk göğüslerimi doğradım. 2 adet tavuk göğsüm var burada. Daha sonrasında da üzerine 1 su bardağı kadar su ekleyip ocağıma aldım. Başka hiçbir işlem yapmadım şu anda. Ön hazırlığımı yaptım ki siz sıkılmayın, çok fazla bekletmeyeyim sizi tariflerde diye. Hemen böyle bu kaynamaya başlayınca hiçbir şekilde başka bir baharat ya da başka bir şey eklemedim. Şu anda sizinle beraber eklemeye başlıyoruz. Bu aşamada buradaki malzemelerimizi de sayayım ben size. Garnitür olarak kullanacağımız doğranmış maydanozum var. Ben daha önceki videolarımda da izleyen, tanıyan arkadaşlar mutlaka bilirler. Evimde kalan fazla maydanozlarımı doğrayıp buzluk poşetine koyup buzdolabına atıyorum. Kullanmak istediğim zamanlarda çıkarıp bu şekilde gayet pratik bir şekilde kullanıyorum. Buzluktan çıkarmış olduğum yarım demet kadar maydanozum var. Altında 3 orta boy soğanım var. Bu şekilde halka halka doğranmış. Gördüğünüz gibi. Piyazlık doğranmış. Bu ikisi ve küp küp doğranmış domatesim var. Pişmemiş, çiğden kullanacağız. Biliyorsunuz tantunide çiğden kullanılıyor domates. Ondan dolayı domatesim de bu şekilde. 2 orta boyda domates orada var. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı tuzum var, 1 tatlı kaşığı pul biberim. Asıl tantuniye en lezzetini veren orta acılıkta 3 tatlı kaşığı toz biberim var. Siz tatlı ya da daha acı kullanmak isterseniz tercihinize göre bunu değiştirebilirsiniz ama toz biberinin bol olması tantuniye en güzel lezzeti veren püf noktalarından birisi ve kimyon. Şu anda kimyonumuzu hem pişme aşamasında hem piştikten sonra da kullanacağız. Şöyle yaklaşık 1 çay kaşığı kadarını pişerken, daha sulu suluyken attım. Hemen karıştırıyorum. Bu neyi sağlayacak bize? Bunu neden önden attık? O tavuğun kendine has bir kokusu vardır ya, böyle hani bazen rahatsız eder insanı. İşte tam olarak o kokunun kaybolması için, böyle mükemmel lezzetli, harika kokan bir tavuk olması için bu kimyonu atmamız şart arkadaşlar. Bu lezzeti bu veriyor. Karıştırdı. Gördüğünüz gibi şu anda keşke kokuyu alabilseniz, mis gibi buram buram kimyon kokusu gelmeye başladı ve o tavuğun kötü kokusu kayboldu. Bu suyu çekene kadar tavuklarımız pişecek. Biz de o arada garnitürlerimizin yapım aşamasına geçelim. Şöyle, bu arada yarım da limon kullanacağım, onu söylemeyi unuttum. Onu garnitürümüze sıkacağız. Siz daha ekşili seviyorsanız artırabilirsiniz. Şöyle hemen soğanlarımı ve maydanozlarımı kabıma ekliyorum. Karıştırma kabıma. Hepsini bir yapacağım çünkü. Domatesimi de ekliyorum. Bu şekilde. Buna biraz tuz ekleyeceğiz. Şöyle ben tuzumu göz kararı elimle atıyorum. Şöyle siz tuz oranını ne kadar seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle 2 tutam kadar attım. Ortalama 1 tatlı kaşığı gelir o malzemeye attığım tuz. Varsa eğer evinizde, buna ekstradan tariflerimde veremedim, burada yok ama şöyle toz sumağım, kuru toz sumağım var. Bu da buna çok güzel lezzet veriyor. Onu da mutlaka öneririm. Varsa eğer kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten lezzetini bir anda bambaşka bir hale dönüştürüyor. Daha sonrasında da tuzumuzu attık. Buna herhangi biber ya da yağ eklemiyoruz. Sadece limonumu sıkacağım, ekleyeceğim ve karıştıracağım. Ben tavuklarım pissin. Tamam, kızım, sen de sıkabilirsin anneciğim. Sen yanıma yardımcı olarak geldi. Kuzum benim yardımcım geldi. Evet, hoş geldin anneciğim. Sen olmadan olmuyor. Şu anda değil, birazdan sıkacağız annem. Tavuklarımızı pişirelim. Piştiğinde baharatları ekleme aşamasında hemen döneceğim, sizi çok sıkmamak için uzatmıyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavuklarımız pişti. Hiçbir şekilde müdahale etmedim. Suyunu kendi kendine çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi sacımıza yapışıyor. Artık yağı ekleme zamanımız geldi. Yağı söylemeyi unuttum bu arada. Yaklaşık
Yarım çay bardağından, belki biraz daha fazla yağ koymuşumdur şu anda. Yağımızı da bir güzel kavuracağız. Böyle hafif kenarlarının, böyle bir köşesinin kenarının tavuklarda hafif böyle karamelize olması çok daha lezzetli hale geldiğini gösterir. Çok fazla yakmayın ama hafif hafif karamelize olmasına da müsaade edin tavukların. Çiğ kalmasın. Çiğ kalmaz ama hani o çiğ kat vardır ya, ondan kurtarmak adına hafiften böyle bir karamelize olması bizim için çok daha lezzet verir. Bu aşamada artık tuzunu ekleyebilirim. Tuzunu alıyorum. Ben ekleyeceğim. Biberini eklemeyeceğiz ya anneciğim. Ben şöyle yapayım, biberi de sen ekle, olur mu en son? Tuzunu atıyorum ki içine girsin anneciğim. Tuzsuz olmasın, lezzeti yerinde olsun diye. Anne ben beklemekten tutuluyorum ya. Ama beklemezsek yemek pişmez. Biraz sabretmemiz lazım. Ortalama pişme süresi yarım saat arkadaşlar. Kayhan'ın böyle beklemekten sıkıldım dediğine bakmayın. Gözünüzü korkutmasın. Maksimum yarım saatte ekmek arası tantunilerin efsane lezzet, sokak lezzeti evinizde, elinizde olur. Tuzunu da kontrol etmek istiyorum aynı zamanda şöyle. Evet, gayet lezzetli. Şimdi artık detaylı püf noktalarına geliyoruz arkadaşlar. O sokak lezzetini yakalamak için küçük küçük püf noktalar var. Bunları uyguladığınız zaman emin olun dışarıdan aldığınız tantunicilerden çok çok daha lezzetli, harika, enfes bir tantuniye tanıklık etmiş olursunuz. Kayhan, baharatlarını koyacak mısın anneciğim? Baharat zamanı geldi. Baharat zamanı. Gel bakalım. Ben koyacağım sadece. Kekiğimizi ve toz biberimizi ekliyoruz. Dök direkt içine anneciğim hepsini. Evet. Kaç yer? Bunu da dökelim. Toz biberimiz de var. Ben yardım edeceğim. Hayır, sen yardım etme. Tamam. Tut o zaman, dökülmesin. Ay, elim yandı. Evet, tamamdır. Teşekkür ederim anneciğim. Gördüğünüz gibi hemen rengi kıpkırmızı toz biberin rengiyle birlikte harika lezzetli bir hale geldi bile. Biraz acı seviyorsanız acı biberlerle beraber çok daha lezzetli bir hale gelir. Şimdi artık asıl püf noktasına geldik. Evet, şimdi böyle bir coslatacağız bunu. Yarım su bardağı su. Bunun asıl püf noktası, işte tam olarak tantuniciler gibi olmasının sebebi aslında bu. Çok az daha koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu çekecek. Aa, suyun içinde kaldı demeyin. Bunu çekecek. Çok daha lezzetli bir hale gelecek ondan sonra. Gördüğünüz gibi. Ekmeklerimizi kesip hazırlayalım bu arada. Bunu şimdi ben bırakacağım. Siz de hazırlayın ekmeklerinizi. Böyle ekmeğimizi bunun içine bana bana yağını, suyunu ekmeğe geçire geçire harika lezzetli bir tantuni hazırlayacağız. Bu arada ben sizi bekletmeden hazırlamak istedim. Garnitürümü karıştırdım. Sadece hiçbir şey yapmadım. Ekstra limon ekledim sadece. Karıştırdım, bu hale getirdim. Bunu ekmeklerimize ekleyeceğiz. Altını bu aşamada biraz kısıyorum. Anne. Artık yanmasını istemiyorum. Ben içindeki baharatları. Ben mandalina yapacağım. Ben mandalina yapacağım. Anne. Efendim annem. Ben mandalina yapacağım. Ortadan ikiye yapacağım. Ama bıçakla oynamayalım. Çok hafif de bu arada. Karabiber seviyorsanız eğer şöyle parmağınızın ucuyla şöyle bir çimdik kadar karabiber eklerseniz lezzetine lezzet katmış olursunuz. Çok küçük. Küçük küçük baharatlar asıl lezzetimizi veren kısımlar aslında. Gördüğünüz gibi suyu neredeyse tamamen çekti. Ekmeklerimizi ayarlıyoruz bu arada. Yine ben sizi çok fazla bekletmeyeceğim. Az daha su ekleyip o suyu da çekmesini beklerken ekmeklerimi hazırlamak üzere gidip hemen size dönüş yapıyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyumuzu artık çekti. Hafif bir su kaldı dibinde. O da çok güzel kıvamını aldı. Ve artık ekmeklerimizi yağına batırmak için mantarımızın etleri hazır. Ekmeklerimizi gördüğünüz gibi şöyle ikiye ayırdım. Herkes ne kadar yemek istiyorsa o kadar yaptık. Biz 5 kişilik bu arada. Arkadaşlar şöyle yağını batırıyorum. Gördüğünüz gibi bu mükemmel lezzeti ekmeğe geçiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi bir ucunu batırmam yeterli oluyor. Zaten ucunu geçiyorum. Bu aslında suları koymamızın amacı tam da bu. Şöyle. Şöyle batırıyorum hafiften daha. Gördüğünüz gibi. Tam böyle mis gibi yağını, suyunu ve bütün baharatını lezzetine ekmeklerimiz aldı. Bu iki tavuk göğsü parçasından siz 5 kişilik tantuni çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu verdiğim ölçüler dolu dolu tam böyle karnınızı sıka basa doyuracak 5 büyük porsiyona denk gelir. Şöyle batıralım bunu. Etlerini sıyırıyorum ki eşit sadece. Adil olsun diye. Ve evet. Tamamdır. Şimdi bunu tekrar bir karıştırıp altını artık kapatıyorum. Altını kapattık. Daha fazla etlerimin yanı kurumasını istemiyorum. Suyunu da aldım çünkü. Bu ekmeklerimize şöyle geleyim ben oraya tekrar. Malzemelerimle beraber garnitürümü de getirdim bu defa. Çünkü artık son porsiyonlama aşamasına geldik. İşin en eğlenceli ve en lezzetli kısmı. Ekmeklerimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi yağlı ekmeklerimiz. Garnitürümüzden dolduruyoruz. Eşit bir şekilde pay ediyoruz. Siz bol garnitürlü, bol domatesli, soğanlı seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. Ya da hiç sevmiyorsanız koymaya da bilirsiniz. Ama inanın o kadar çok lezzet veriyor ki bu garnitür tek başına şu yağlı ekmekle bile aşırı bir şekilde güzel, lezzetli yenebilecek durumda. Şöyle bunu da aldık. Şöyle bol soğan, bol garnitür geldik. Şöyle bırakıyoruz. Buna da yine aynı şekilde. Ekmeklerimizin tamamına bu işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında etleri koyarken tekrar bir araya gelelim sizinle. Evet arkadaşlar, ekmeklerimizin garnitürlerini koyduk. Artık sıra geldi en lezzetli kısma. Yani etimizi şu şekilde ekmeğimizin arasına koymaya. Gördüğünüz gibi tavuk tantunilerimiz, mis kokulu tavuk tantunilerimiz gördüğünüz gibi gayet lezzetli ve harika görüntüsüyle hazır. Şöyle bırakıyorum. Kaşığımı da alıyorum. Ve son halini görmeniz için ben bu arada son kapanış konuşmamı yapayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle yapayım hatta daha net görün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden denemek isteyenlere, yapmak isteyenlere afiyetler olsun. Denediğinizde ne kadar lezzetli bir yiyecek olduğunu, neden bu kadar böyle ballandıra ballandıra anlattığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Harfiyen bütün püf noktalarıyla uyguladığınız zaman siz de en az bu kadar lezzetli, harika tavuk tantuniler gerçekleştirebilirsiniz. Afiyetler olsun diyorum. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese sevgilerle.